Arkadaşlar merhabalar. TYT AYT geometri konu anlatımımızda bugün eşkenar üçgen yapacağız. Kısa bir yer, ara bir konu ama diğer taraftan önemli bir konu. Eşit kenarları olan şekiller bizim için hep geometride önemli. Bunun bütün kenarları eşit olduğu için tabii ki bir sürü konuyla iç içe olacak. Yani eşkenar üçgen kendi itibarıyla tek başına belki hani basit hocam ne olacak dersin ama bir sürü konuyla iç içe sorulabilme ihtimalini doğuruyor eşitlik. Bu yüzden detaylı bir şekilde yine her zaman olduğu gibi bakacağız. Şimdi, eşkenar üçgende arkadaşlar ilk önce tabii ki ne diyoruz? Bütün kenarları aynı, bütün açıları aynı ve 60 derece. Haliyle bana sadece bu bilgiyle bile ilgili, e, bu bilgiyle ile e, bir sürü soru sorabilirler ki biz de bakacağız zaten. Kenarların eşitliği, sonra 60 derece, bunlar özel durum. İç açılar birbirinin aynısı 60 derece, dış açılar birbirinin aynısı 120 derece. Eşkenar üçgenin bütün yükseklikleri aynı. kenar üçgenin bütün özelliklerine sahiptir. Tamam mı? Bak burada da yazdım. Eşkenar üçgen ikizkenarın bütün özelliklerine sahiptir. Yani aklına ne geliyorsa eşkenar da aynısı var. Çünkü özel bir ikizkenardır eşkenar üçgen. Yani baktığın zaman ikizkenar özelliklerini taşır hakikaten. 60 derece bunlar birbirine eşit. Al ikizkenar üçgen özelliği oluyor. Tabana inendik tabanı ikiye bölüyor. Aynı zamanda açı ortay, aynı zamanda yükseklik. Kenar ortay ve sonrasında tabii ki nasıl ki ikiz kenarda ne diyorduk? Eşit kenarların yükseklikleri aynı. O zaman burada bütün kenarlar eşit olduğuna göre bütün yükseklikler aynı. Bütün yükseklikler aynı zamanda çortay. Bütün yükseklikler aynı zamanda kenar ortay. Burada bütün kenarların parçaları birbirine eşit. Bu gösterdiğim parçalar birbirine eşit ve yine bunlar böyle birbirine eşit olmuş oldu. İşte olay budur bu şekilde bir görüntümüz var. İlk etapta şu şekle bile odaklanmak önemli. 30-30, 30-30, 90-90 şeklinde 60'lar, eşkenar üçgenin kenarlarının eşitliği, yüksekliklerin eşitliği. Yukarısına hatta söyleyeyim bak 2 birim, burası 1 bir birim, A, 2A. Ondan sonra burası yine A, 2A. Dilerseniz böyle de yazabilirsiniz. Yükseklikler arasında da sonra göreceğiz. Ağırlık merkezinden dolayı 2'ye 1 oran var arkadaşlar. Şimdi Hemen bu kadar kadarcık özellikle sorun bakacağız. Evet kenarlar eşit, açılar eşit. ABC eşkenar üçgen, AD eşittir 2, BE 4'tür. Buna göre bakalım şimdi. Ee, ne diyeceğim? Eşkenar üçgenin kenarları birbirinin aynısı. Özellikle arkadaşlar 30-60-90 üçgenini burada çok kullanacağız. O yüzden dikkatli olun lütfen. Mesela bu soruda tek bilinmeyen yapıp... ...30'un karşısına A deyip 90'ın karşısına 2A demek lazım ki... ...bu sayede ne diyelim... Bir kenar hem 2A artı 2 bir kenar hem 4 artı A. O zaman 4 artı A eşittir 2 artı 2A kenarlar birbirinin aynısı. A buradan 2 geldi. Demek ki bir kenarımız neymiş? 4 artı 2'den 6 birimmiş. Şimdi bakalım ikinci sorumuza. ABC eşkenir üçgen. AD 6 kök 2, DAC 15 derece. 6 kök 2'yi neresini vermişim? AD uzunluğunu vermişim. Nasıl yapacağız? Hemen düşün. Şimdi 15 derece var. 60 derece var. Burada 45 derece var. 45 derece var. Kök ikili bir durum var. Bu artık eşkenar üçgen olmaktan çıkıp böyle bir karşısından dikindirme yak ediyor. Böylece bak özellikle kök 2 olanlarda 45 varsa hemen karşısını indirmek çok iyi. Böylece ne oldu? 6 6 oldu. Şimdi ne diyeceğiz? 60 derece olduğunu unutmayacağız eşkenarın. Buraya da böyle 30'u yapıştıracağım. 60'ın karşısı 6. 30'un karşısı o zaman ne oldu? 2 kök 3 kök 3'te biri. 90'ın karşısında ne olur? 2 katı 4 kök 3. Tamamı bir kenarın ne çıktı? 6 artı 2 kök 3. O zaman benden istediği DC de 6 artı 2 kök 3 eksi 4 kök 6 eksi 2 kök 3 oldu. İşte arkadaşlar kenarlarda 30 60 90 bak çok önemli. Yine deminki soruda olduğu gibi 30 60 90 bunlar sayesinde A2 A A kök 3 olarak kullanıyoruz. Ve tabii ki kenarların eşitliğine aman unutmayalım. Açı da zaten 60 derece. Sırf bu iki bilgiyle soru hallettik bak. Yine üçüncü soru. Hala ne bilgisi var elimizde sadece şu an? Ee, açılar aynı, kenarlar aynı, yükseklikler aynı, yükseklikler aynı. Ee, açı ortay, kenar ortay hepsi aynı zamanda aynı doğru parçası. Bilgilerimiz bu. Özdeş üç, iki skener üçgenlerimiz var bak. Özdeş üçgenlerden üç tanesi şekil 2'deki gibi çizildiğinde x kaç derecedir? Bakalım. Şimdi tamamen özdeş nesneleri ara arayıp kullandırma şeyi. Bir kere şöyle bir kenarlar aynı olduğu için kırmızıyla göstereyim. Biraz daha mı kalınlaştıralım onu? Şöyle yapayım önce bak. Birinci kenar. Bu ikiz kenarlardan bir tanesi. Diğerinin ikiz kenarlarından bir tanesi. Diğerinin ikiz kenarlarından bir tanesi. Bak eşkenar üçgen çıktı. O zaman ne diyeceğiz? Şöyle karalayarak göstereyim. Burada Tabii ki üçgende şu şekilde bu kenarlar eşit olduğu için 60'ı yakaladık. Bu arada 60 şu kırmızı açının tamamı. E bu üçgenler aynı üçgen, tepe açıları hepsinde aynıdır. O zaman 60'ı ikiye bölersek 30 olur. Tepe açılarını bulduk. Sonra ne diyeceğiz? Sonra artık tabii ki buradaki ikizkenar üçgenlerden bir tanesi olduğu için burası 30 derece. Daha sonra ikizkenar üçgen olduğu için taban açıları 75 75 olacak mavi açının tamamı. Ben zaten eşkenar olduğu için 60 olduğunu biliyorum. X de buradan 75 eksi 60'tan 15 derece olmuş oldu. Eşitliklere böyle dikkat etmek gerekiyor. Evet bunu sen dene. Ön yüzü arka sarı, ön yüzü sarı, arka yüzü mavi renkli olan eşkenar üçgen karton mavi doğru boyunca katlandığında kırmızı doğru parçaları eşit uzunlukta olmaktadır. Bir şey diyeceğim sizde ben şimdi hani biraz gözüm ağrımasında iş şey yapıyorum da şurada mavi şu mavi mi? Bana siyah gibi göründü ama bir bakın. Eğer siyah görünüyorsa mavi olan bu tamam mı? Böyle çizdim bak. Bu şekilde gösterdim. Bir kontrol edin. Daha sonrasında kırmızı doğru parçaları eşit uzunlukta oluyormuş. Soru işaretiyle ifade edilen bölge e, açının ölçüsü kaç derecedir diye bakacağız. Şimdi burada şu mavi doğru etrafında döndüreceğiz. Üstünden döndüreceğiz. O zaman neye dikkat etmemiz lazım? Bir kere hemen bir kontrol edelim. Katlamada ilk basitten başlıyorum. 60 derece. Basitle başlayalım. Katlandığı zaman şöyle bir A noktası nereye gelir? A üstüne gelir değil mi? Daha sonra mavi doğru bir açı ortaya olur. Yani şu mavi ile gösterdiğim açının tamamı da soru işaretli açı olur. Başka ne söyleyeceğiz? Bundan sonra şu an sadece verilenlere göre yaptığım bitti gibi. Bir de şunu görmeni isterim ama. Bak o da önemli. Burada şu kırmızı kenar katlandığı zaman bu kırmızı kenar oluyor ya. Eşkenar üçgenin kenarını da kırmızı renkle yaparsam doğal olarak şu soldakini sileyim artık. Kırmızı kenarlar yine eşit. Yani büyük üçgen gerçi diğer kırmızı var onu şimdi farklı renk yapalım yeşili yapayım. Ee, burada bak mavi yaptık. Bu mavi kenarların da birbirine eşit olduğuna lütfen dikkat et tamam mı? Şimdi bundan sonra artık şöyle bir teta açısı diyeyim. İç içe geçen ikisi kenarlarda iki iç bir dış yaparız diyordum. Bak 60 artı teta yazdım. Sonra buraya 60 artı teta yazdım. Şimdi gel bakalım ne demiştik. İkisi kenar üçgen olduğu için bu kenarlar aynı. O zaman taban açısı 60 artı teta ise tabii ki burası da 60 artı teta. Doğal olarak buraya da ne kaldı? Teta. Güzel. Maviye boyadığım üçgende 3 teta artı 120. İç açılar toplamı yapıyorum 180. Teta buradan kaç geldi? Ee, 60 20 derece geldi. Teta 20 derece olduğuna göre bakalım o zaman. Şöyle teta 20 derece. Eşkenar üçgenin bir 60 derecelik açıya sahip olduğunu unutma. Ne demiştik? Katlamadan dolayı hemen onu da görelim. Katlamadan dolayı bu açı ve bu açı birbirinin aynısı değil mi? O zaman soru işaretli kısım 2 tane. 2 tane soru işaretli kısım 60 artı 20'den 80. Soru işaretli kısım. 40 derece oldu. Öğreniyorum değil gelişiyorum diye düzeltelim değil mi bunu? Gelişiyorum. Çünkü e, biraz daha güzel bir soruydu öğreniyorum'a göre açıkçası. Evet bakalım standart sorumuza. Soru tipimize. ABC eşkenar üçgen. Çevre ABC kaçtır? 30 derece var 2 var. Aşırı basit. Sorularda 60 dereceyi unutmayın sorusu aslında bu. Şöyle bir 60 dereceyi yazdığım zaman zaten burası 90 derece. İşte bak 30 dereceyi vermesinin sebebi de o zaten. Orada 30 var. Zaten 60 eşkenar üçgen. D açısı 90 derece oldu. Bunun bana katkısı nedir? DE 12 olduğu için 30'un karşısı direkt bak 6 geldi. 30'un karşısı 6 olduğu için üçgenin bir kenarı 8 birim oldu. Çevresi de 24 oldu. Evet, bununla sen uğraşıyorsun şimdi. Sınavda da vardı ya, bu paralel çizgilerle oluşturmuş. Tabi o soruyla hiç alakası yok da ee, oradan hani o, A öyle bir şey var o zaman oradan ilham alalım şeklinde. Yukarıda çizgileri birbirine paralel olan bir dikdörtgen şeklindeki kağıtta iki eşkenar üçgenden birinin tamamı diğerinin bir kısmı görünmektedir. Y eksi x 44 derece olduğuna göre x kaçtır? Evet. Dene bakalım. Burada çözüm fikrini de söyleyebilirsin. Çünkü ben güzel bir yolla gösterdim. Ee, bu güzel yolun üzerine sana tabii ki senin yorumunda önemsediğim için alırsam belki sonra onu da paylaşırız. Şimdi bak burada paraleller sayesinde net bir yorum yapacağım. Hiç oradan buradan falan kıvırmak istemiyorum. Bunu sana düzgünce hızlı bir şekilde gösterelim. Bak bir kere burada eşkenar üçgenin bir kısmı çıktığına göre ben bunu böyle tamamlarım. Bak tamamlayınca bu paralellikleri boşuna vermedim. Hiç uzatmaya gerek yok. Burada zikzak kuralı bak görüyor musun? Şöyle. Zikzak kuralı. Bu sayede artık baktığımız zaman 60 derece sonra 60 derece x So, sağa bakıyor. Y sağa bakıyor. 40 sağa bakıyor. Sol tarafta ne var? 60 artı 60'dan 120. X artı Y ne? 80. X, y eksi X ne? Hemen bakalım. Y eksi X 44. Topladığımız zaman 2Y 124. Y 62. Y ile X'in toplamı 80 olduğu için X gördüğün gibi 18 derece oldu. Sorumuza böyle bir yıldız yapıştıralım. ABC eşkenar üçgen DE E eşittir A, v, X kaç derecedir demişiz. Şimdi açı konusunda söylemiştim bir daha tekrar edeceğim. Bir eşkenar üçgenin sana boşuna orta noktasını vermez. Eşkenar üçgende orta nokta direkt yüksekliğin indiği yer olduğu için senden beklentisi buraya yüksekliği indirmen. O yüzden hemen bakalım. Buradan ben hiç uzatmadan bu yüksekliği indiririm. Bu kadar özel durum varken kullanacaksın tabii. Yani buralarda lütfen farklılık arayışına girmeyin bak. Yani o çok klişe bazen öyle bir hissiyat oluyor insanda hani bilinen yollar böyle kötü de biz biraz böyle şey sıkıntılı yollara girelim riske girelim hayatımızı kaydıralım sonra Allah korusun öyle bir şeye gerek yok ne yapacağız 30 derece 30 derece bak mis gibi bunu böyle yaptım daha sonra neye dikkat edeceksin bu yükseklikle sana DE'yi ben boşuna eşit vermedim AF ile DE ne dedik? Eşkenar üçgenin bütün yükseklikleri aynı. O zaman bak bu üç parçada birbirinin aynısı oldu gördün mü? haliyle ne diyeceğim o zaman? Şöyle göstereyim. Burada mavi ile mavi olarak gösteriyorum. İkisi de AF'ye eşit olduğu için. Bu sayede artık 44'ten 90'dan 44 çıkarırsak 46 derece. 180'den 46 çıkar 134. 2'ye böl 67 oldu. X hatta şuraya da X diyelim. Bak burası da yine böyle X eşittir 67 gelmiş oldu. Evet yine bak AHCD'ye eşit. Eşkenar bir üçgen ABC üçgeni. Hemen neye dikkat edeceksin? Ben sana zaten eşkenar üçgenin yüksekliğini vermişim. Bu yükseklik nereye eşit demişiz bakalım? Hiçbir şeye eşit demiş miyiz? Hani CD'yi eşit demişiz. Bir an onu göremedim sağda. Böyle kırmızılar birbirinin aynısı. Sonra ne diyeceğim? Boşuna orta nokta vermem. İşte birleştir. Birleştirince eşkenar üçgende ne oldu? Kırmızılar birbirinin aynısı. Sil bunu artık. Böylece bak kırmızı FCD üçgeni ikiz kenar bir üçgen oldu. Yapalım. Burada nereye dikkat edeceksin? Tabii ki indirdiğin yükseklik aynı zamanda açı ortay. Sonuçta açıyı kullanıyorum bak. Sonra burası 120 derece. ikiz kenar üçgen olduğu için ne geldi? 150. 2'ye böl. 180'den çıkardıktan sonra 30 bölü 2'den 15. İşte burada artık sorumuz bitti. Çünkü ters açıdan x. Buradan da x artı 135. Üçgenin iç açılar toplamından 180 x'ine gelmiş oldu 45 derece. Bak bu eşitlik sayesinde yapabileceğimiz bir soruydu. Evet şimdi buraya baktığımız zaman ne söyleyeceğiz? Aynı deminki sorudaki gibi yine göstereyim. Şimdi şöyle pc sonra böyle cd birbirine eşit. Çünkü eşkenar üçgenin yükseklikleri eşittir. ah zaten nereye eşit? FC'ye eşit. Aynı demin sorudaki gibi bak. Burada tartışmaya kapalı. Doğal olarak bunu böyle söyledik. Daha sonra şu kırmızıyı sileyim sadece diğer ikisi kalsın. Bunlar birbirinin aynısı. Böylece 30 derece açı ortaydan dolayı sonra geriye kaldı 150 derece. E zaten ikizkenar üçgen olduğu için 15 derece. Şimdi ne söyleyeceğim? Hemen bunu siliyorum artık. İkizkenarı gördükten sonra 15'i yapıştırdık ve şunu da sileyim. Zaten 60 derece olduğu için E'yi hatırla. Deminki soruda da hakikaten 45 bulmuştuk. Şimdi yine iki iç bir dıştan 45'i buldum. 45'i sol tarafa yine aktarıyorum. KE'nin de 2 kök 2 olduğuna dikkat ediyorum. Bundan sonra kenara nasıl geçiş yapacağız B, Bir kere eşkenar bir üçgende indirdiğimiz yükseklik nedir? Aynı zamanda açı ortaydır. O yüzden 30'u yerleştirince güzel bir görüntü çıktı. Bak 45 varsa kök 2 varsa karşısından dikindir. 2, 2. 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı 2 kök 3'tür. Sonra 90'ın karşısı 4'tür. Buraya getirdik olayı tamam. Ee, keşke şu E, bulsam olayı halletsem dersin değil mi? Daha güzeli var. Soruda arkadaşlar daha da güzeli var. 30 derece. Şimdi gel bak şu üçgende. Bu boyadığım üçgende 30. 45 daha kaç? 75. 2 bir dış gereği ne oldu? kırmızı açı 75. Bu arada 30 75 daha 105 F açısına ne kaldı? 75. Demek ki arkadaşlar AKF ikizkenar üçgenmiş. AK ile AF birbirinin aynısıymış. Bu yüzden 4 ise tabii ki AF de 4, BF de 4. Bu sayede artık eşkenar üçgenin bir kenarı 8 gelmiş oldu. Bak gayet güzel oldu bu soru. Şimdi buna bakalım. Yine sen bir dene önce lütfen. AC 4 verilmiş. CD 2 3 verilmiş. Sonra açı ortayımız var. Başka? Benden BF'yi istiyor. Evet. Denedin. Ne düşünüyorsun? Zor değil normalde ama tabii hani yapamayınca geometride uğraşınca bir türlü bir şey gelmez ya. Şunu yapacaktın. Açı ortayı boşuna vermemişim sana. Eşkenar üçgende açı ortayı niye veririm? Onun devamı dikiniyor ne güzel. Kenarı da 2'ye bölüyor. CH, e, AH1 yükseklik oluyor. Tamam. 4'ten dolayı, 30 dereceden dolayı bunları da es geçme. Kenarımız da e, yarısı 2 oldu. CH uzunluğu tamam. Başka ne söyleyeceğiz? Buradan nasıl BF'ye geçiş yapacağım? Kenarlar belli olduğu için 2, BF kaldı bak bir tek. Orada da düşündün mü? Öklit. Dikten, dikindiği için 2 köküçün karesi, Kendisine yakın olan parça çarpı tabanın tamamı. Doğal olarak 12 eşittir 2 çarpı cf. cf buradan 6 olduğu için 6'dan 4'ü çıkardım. 2 gelmiş oldu sorunun cevabı. Hemen bununla da uğraşıyorsun. Gelişiyorum 11 ile. ABC eşkenar üçgen AD6 BDDC kök 57 çevre ABC nedir? Evet arkadaşlar Bununla gerçekten bir uğraşın. Hani sınıfta olsak hakikaten birkaç dakika beklerdim. Çünkü bununla uğraştıktan sonra bir durum var. Onu bir konuşmamız lazım. Şimdi bazı öğrenciler şöyle bir şey dedi mi? Hocam kesim var ya bu da 90 derecedir doğrusal devam ettiğimiz zaman. Hayır tabii ki. Bazen sırf bu yüzden bu soruyu ben yıllardır soruyorum, kitaba da koydum o yüzden. Bakın şimdi arkadaşlar, eşkenar üçgenin merkezine biliyor musunuz? İçte çemberin kenar ortayların, yüksekliklerin, çevrel çemberin hepsinin merkezi. Bu yüzden dersin başında da söylemiştim. AM ile MB ve MC üçü de birbirine eşittir. Eğer bu üçü birbirine eşitse 120 derece, 120 derece, 120 derece olur. 30 derece, 30 derece, 30 derece, 30 derece, 30 derece, 30 derece olur. Yani bu üçgenle bu üçgen ve bu üçgen eş üçgendir. Sadece ve sadece MA, MB, MC birbirine eşit olduğunda bu soruya dikkat et. Bak bakalım bu 6, bu kök 57. O zaman mümkün değil ki. Çevrel çemberin merkezidir aynı zamanda böyle e, ee, eşkenar üçgenin merkezi. Bu yüzden yarı eşit olması için AD, DC, DB eşit olmalı. Böyle değil. O zaman soruda mata var. Yo eşit olmak zorunda değil. Sonuçta bu böyle merkez değil demek ki D noktası alelade bir yer. Sadece nereden geçiyor? Açı ortaydan geçiyor. Nereden anladınız hocam açı ortay olduğunu onu konuşalım hadi gel. AB ile AC birbirine eşit değil mi? Ne demiştik bir ikizkenar üçgende? Eğer ikizkenar bir üçgende altta tabana aynı olan bir ikizkenar üçgen daha varsa doğal olarak açı ortay olmak zorunda çünkü bu soldaki üçgenle sağdaki üçgen birbirinin aynısı. O zaman açıları da aynıydı hatırla lütfen. O yüzden bağlantılı gidin ve hiçbir yere atlamayın diyorum. Böylece 30-30 açı ortay olduğunu gördük. Bunu ya şey niye gelmedi ha? Gördük 30 derece 30 derece. Şimdi o zaman kök 57 var. Buraya da kök 57 yapayım. Devam ettirsen yüksekliği bir şey elde edemedin değil mi? Yani şunu yaptın. Hocam böyle yaptık olmadı. Çünkü arkadaşlar neyi es geçtiniz biliyor musunuz? Burası 6. Soruda verdiğim yer 6. 30 derece var. Şöyle bilerek kırık yapıyorum ki yani doğrunun devam ettiğini sakın düşünme. DC'yi devam ettirmedim. D'den dik indirdim. Sebebi de 30-60-90 oluyor ve 6 var ne güzel. 30'un karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. 60'ın karşısı 3 kök 3. Şimdi burada da 57 9'dan 48 yani ne oldu 4 kök 3. İşte sorunun diğer bir önemli noktası. Bu sarı bölgede de Pisagor yapmak gereği dik üçgen olduğu için 57 9 48 oldu arkadaşlar. Buradan da 4 kök 3, 3 kök 3 daha 7 kök 3 çevrede 3 ile çarparsak 21 kök 3 oldu. Bak bu şekilde bu önemliydi cidden. O yüzden her zaman atlayıp sakın merkezdir orası. O zaman hepsi açı ortaydır, hepsi birbirine eşittir deme. Eşit değilse zaten kesinlikle BD'nin açı orta olma ihtimali yoktu. Bu yüzden Pisagor'u araya sıkıştırmıştım. Buna bir yıldız yapıştıralım. Evet, eşkenar üçgende hemen bir düşün, bir bilgi vereceğim. Düşündün, yaptın. Ne diyorum? Bir kere eşkenar üçgende evet tabana dikindirmek güzeldir ama şu da güzeldir arkadaşlar. 60 derece var ya eşkenar üçgenin bir açısında. Bazen öyle bir durum olur ki şöyle alırsın karşısından dik indirirsin. Bu kırmızıyı boyadığım yerde Pisagor yapmak, şey, özel üçgen yapmak daha mantıklı olur. Aynı bu soruda olduğu gibi. Yani şu yanlış değil. Soruya güzel bir şekilde doğruya götürmüyor. Buradan doğrudur. Evet bu gerçekten tabanı ikiye böler. Ancak sıkıntı ne? Köklerle möklerle saçma sapan şeylerle uğraştıracaksın. Bir de Pisagor yapmak zorunda kalacaksın. E ne güzel ben sana vermişim dördü. İndir karşısından diki. 60'ın karşısına ne olur o zaman buradan? 30'un karşısının kök 3 katından 2 köküç. Böylece 37 bak yine geldik nereye? Pisagora. Gördüğün gibi boyadığım sarı üçgende dik kenar 2 köküç hipotenüs kök 37. 37 eksi 12 neye eşittir? Şöyle t dersem y eşittir. Buradan da y kare 25 y 5 geldi arkadaşlar. Kenarımız ne oldu? 5 artı 2'den. 7 oldu bu şekilde dikkatli olacağız. Hemen bodoslama tabanı dikindirmiyorum. Uygun yerden dikindiriyorum. Bu da sende burada arka arkaya senin deneyeceğin sorular. ABD çevre ABD nedir diye sormuşum. E, LF AC yedik. LC ile LA eşit. İşte burada neyi göreceksin? Tabii ki diyeceksin ki hocam burada orta ta, e, orta dikme var. Tabana inendik. Tabanı 2'ye bölmüş. O zaman AF ile FC eşittir ikizkenar kenar olur. AFC üçgeni. Böylece gidersin artık 6, 8 daha 14. AF'ye de 14 yazarsın. Buradan peki AD'yi nasıl bulacağız? Hemen kenarda da göstereyim. İkiz kenar üçgenden 14. Sonra 6, 60 derece. ABD eşkenar üçgen demedim mi? Evet. O zaman 60 derece görüne göre hemen karşısından dik indir, yapıştır. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. 60'ın karşısı 3 köküç. 196'dan 27 çıktı. 169 13. Buradan da bir kenar 13 artı 3'ten 16 olmuş oldu arkadaşlar. Çevre ABD eşkenar üçgenin çevresi de yazalım 48 santim oldu. İşte bu şekilde yine 60 derecenin varlığı kıymetliydi. Bir de orta dikme. Hemen bunu da dene. ABC eşkenar üçgen AB diktir ED FD 2 kök 3 EF ve DC birbirine eşit. AE 10 santim çevre ABC kaç santimdir diye soruyorum. Şimdi ne diyeceğiz? EF ile DC'nin eşitliği ne alaka? Orada bilmiyorum. Şimdi AE10. Bakalım bir kontrol edelim ne diyeceğiz. Şimdi 2 kök 3 vermişim değil mi? FD'yi. E bak ne güzel 60 derecemiz gibi. 30 derecemiz gibi. 60'ın karşısı 2 kök 3. 30'un karşısı 2. 90'ın karşısı 4. Bundan sonra tek neye ihtiyacım var? Geometride çok kullanacağız. Eşliği özdeşliği diyorum. Lütfen kenarların eşitliğini atlama. BC ile AB eşit birbiri cinsinden yazma şansı. Bir kenara 4 artı A dersek BA da 4 artı A olur. O zaman geriye ne kaldı? FA uzunluğuna 2 artı A. Çift çizgiye A dediğim için yine A. AE'ye 10 dediğim için artık böyle bir sarı üçgende Pisagor yapmaya bile gerek yok. 6, 8, 10'dan A 6 geldi. A 6 olunca bir kenarda 4 artı 6'dan 10. Çevre ABC'de de 30 olmuş oldu. Bir tane özellik ekleyeyim şimdi bunun üzerine. Eşkenar üçgende nasıl bir durum var? Bütün ikizkenar üçgen özelliklerini sağladığı için aynı ikizkenarda olduğu gibi eşkenarda köşeyi köşesi taban üzerinde olan paraleller çekersek karşı kenarlara bu paralellerin toplamı neye eşittir? Aynı ikizkenarda olduğu gibi eşit kenarlardan birine. Yine aynı ikizkenarda olduğu gibi tabandan birer dikindirirsek h1 ile h2 Yine neye eşit olacaktır? şeklin yüksekliğine çünkü eşkenar üçgenin artık bütün yükseklikleri aynı. Bu da yetmez. Bu özellikler zaten ikiz kenardan kaynaklanıyor. Eşkenar üçgen de özel bir ikiz kenardır dedim. Bütün özelliklerine sahiptir. Artık ikiz kenardan farklı olarak istediğin noktadan alabilirsin. Eşkenar üçgenin içinde bir noktadan paraleller çekersek bunların toplamı kenar eşit. İspatı da aşırı basit. Şuna dikkat etmelisin. Yöndeş açıdan dolayı. Tabii ki ne oluyor bak şöyle. 60 derece ise paralel uzat 60 derece. Sonra yine 60 derece yöndeş açıdan 60 bir eşkenar üçgen oldu. PDR üçgeni. Buradan PDB demişiz, değil mi? Bakayım. Evet, PDB demişim. PDB ise eşkenar üçgenden DR B. Sonra DRB olduğu gibi hemen şuna dikkat et. Ee, göstereyim. Eşkenar üçgen bir tane daha var. A, e, R üçgeni çünkü açıları 60 derece. O zaman bir kenar A artı B ise diğer kenarda artı B olur. A, D A kalır. Paralel kenardan dolayı P, F, C ise R, C'de C, D, İşte ispat bu kadardı. Hepsinin toplamı cidden bir kenara eşit oldu. Gelelim yüksekliğe. Yükseklik de basittir. 3 tane e, herhangi bir noktadan 3 tane yükseklik indirdiğinde kenarlara bunların toplamı yüksekliğe de eşit. Nereden geliyor? Alandan geliyor. Bu yine standart H1 H2 H3. A A bak sayı bile vermiyorum. A çarpı H1 bölü 2. A çarpı H2 bölü 2. A çarpı H3 bölü 2. Eşkenar üçgenin alanı değil mi? Aynı zamanda eşkenar üçgenin alanı büyük yüksekliğe H dersek şöyle. Devam şunu yapayım. Buradan o zaman A H bölü 2. Hemen A bölü 2 parantezine al her iki tarafı. H1, H2, H3 eşittir. A H Bölü 2. A bölü 2'ler gitti. H1H2H3 neye eşit oldu? Yüksekliğe eşit oldu. Mevzumuz budur arkadaşlar. P noktası öyle ortada bir yerde değil. İstediğin yerde al bak. Abartılı göstereyim. Git P'yi burada al canım. Gördün mü? Hiç sorun değil. Bunların hepsinin toplamı harfle yaptık zaten. Sayı vermedik bak. Yüksekliğe eşittir toplamları. Şimdi buna göre ezber, kural özelliğimiz işte var. EP kaç vermişiz? 3. PD kaç vermişiz? 2. AH kaç? 5 kök 3. Eşkenar üçgenin yüksekliği 5 kök 3 ise 60'ın karşısı 5 kök 3'tür. 30'un karşısı 5. Yani bu eşkenar üçgenin bir kenarı 10 olur. Paralellerden biri 3, biri 2. O zaman diğeri olacak? 5. Böylece toplamları 10 olacak. Mevzumuz buydu. Bunu da sen dene şimdi. 2 tane dik, 1 tane paralel vermişim. TP4. Tamam. PE kök 3. Evet. PD de 3 kök 3. Tamam. Şimdi konularda arkadaşlar öğrendiğiniz özelliklere benzetmek çok önemli. Hele bir de böyle kalıp şekiller varsa. Kalıba benzet ya niye kendimi yorum yoruyorum? Yeni bir yorum yap katmana gerek yok. Burada iki tane yükseklik var. Bir tanesi daha olursa kural oluştu. İki tane yükseklikten. Üçüncüyü de ben çizdim. 60 derece. 60 derece. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2. 60'ın karşısı 2 kök 3. Demek ki eşkenar üçgenin yüksekliği 2 kök 3. Kök 3 daha 3 kök 3. 3 kök 3 daha 6 kök 3. İşte bu eşkenar üçgenin yüksekliği 6 köküç oldu. Kenarları 6 6 12. Çevre de buradan 36 oldu. Mevzumuz budur. Kuralı uyguladık ve geçtik. Şimdi hemen bunu sen deniyorsun. ABC ve DEF eşkenar üçgen. Sonrasında BE8 FC4 soruyla uğraştığını varsayarak bir şey söyleyeceğim. Bakın şimdi arkadaşlar. Gözden kaçmasın. Ona benzer bir şekil çizmeye çalışayım. Şimdi arkadaşlar eşkenar üçgende Dikkat etmemiz gereken bir mevzu var. O bazen gözden kaçabiliyor. Şimdi şu paralel çizimatta, hatta. Şöyle yapayım. Hı. Kırmızı paralel. Mavi de karşı kenara paralel. Böyle paraleli yaptım. Yöndeş açılar 60 derece, 60 derece. Şöyle burası 60 derece yöndeş açıdan. Mecburen buraya da 60 kaldı. Burası 120 oldu. Burası 120 oldu. Burası 60 oldu. Paralellik sayesinde A dersem ikiz kenar yamuk çıktı. Bak ikiz kenar yamuğunun özelliği şudur. Taban açıları birbirine eşittir. O yüzden karşısı da A olur. Mesela B dersek ikiz kenar yamuktan karşısı da B'dir. Uzatmaya bile gerek yok tamam mı? Böyle sorular gördüğünüz zaman aklınızda olsun. Denk geldiğinde paralellikler olmak şartıyla tabii ki bu çıkan şekil bir ikiz kenar yamuk olur. Karşılık kenarlar da eşit olur. E, cidden de olayı güzelce halletmiş oluruz. Bunu söyleme sebebim. D, şöyle uzatırsam. Tam da demin söylediğim gibi 60 derece. Yöndeş açı 60. E zaten 60. Zaten 60 olacak yine bak. Dikkat et. Yöndeş açılar 60, 60. Böyle oldu. Yöndeş açı 60 hakikaten 120. Burada D, E, D, T bir ikiz kenar yamuk geldi. O yüzden T, D de 8'dir. İkiz kenar yamuğun e, yan kenarları birbirine eşit olur. Sonra yine gel bak. T, ve AC birbirine paralel mi? Evet. O zaman ne dersin? Tabii ki burası 4 ise ikiz kenar yamuk olduğu için 4 olur. Başka nereden anlarsın bunu? Çok kasmaya bile gerek yok ya. Şuradan bile anlarsın. Sonuçta BTF eşkenar üçgen değil mi? 60'lardan dolayı. E BF ile o zaman FC'nin toplamı BT ile TC'nin toplamına eşit. Her türlü bak 4'ü gördük mü? Evet. Üzerine bir de buraya 120'yi yapıştırıyorum. 60'tan dolayı. Çünkü ne demiştik? Bak burada 60 derece var. Paralellikten dolayı buradaki 120'yi gör lütfen. Tamam mı? Şimdi ne diyeceğiz? İster cos teoremi istersen de 4, 8, 120'de e, çift sayı olduğu için 4'ün tarafından da 8'in tarafından da hiç fark etmez. 60 30'un karşısı 2 60'ın karşısı 2 kök 3. O zaman 2 köküçün karesi 12. E, 10'un karesi 2 artı 8'den 100 112 Geldi x'in karesi. Demek ki x neymiş? Kök 112. Yani 16 çarpı 7'den 4 kök 7 oldu arkadaşlar. Olay budur. Buna hemen bir ikinci yolda katalım. Hani ikiz kenar yamuk yorum yapınca bazıları bir dakika hocam ne oluyoruz diyebilir. O zaman şunu göreceksin. Şimdi paralellikten bu da 60. Bu da 60. Bu da 60. Soru da kendi vermiş bu arada. Paralelliği nereden biliyoruz hocam? Eşkenar üçgen. Hepsi zaten 60'ar derece. Ne diyeceksin? 60 derece olduğu için şunu şöyle devam ettir bak güzel bir yorum yapalım. 60 derece olduğu için böyle devam ettirdim. Şimdi dikkat edersen A eşkenar üçgen A doğal olarak 60 derece 60 derece şöyle T dersem ETC de eşkenar üçgen. Haliyle kenarları artı 4 olması için DT 4 oldu. Yine 60'lardan dolayı Allah yine sildik ya. 60'lardan dolayı şu bir eşkenar üçgen. Eşkenar üçgense EC ile CT eşittir haliyle 8 olduğu için buraya ne kalır 8 yine 60'tan dolayı 120 bundan sonra dediğim gibi ya kos teoremi ya da pisagorla işi hallediyoruz. Evet bakalım şimdi ABC eşkenar üçgen ED eşittir EK sonrasında da benden 24'ü istiyor. Evet bir dene bakalım yine güzel bir sorumuz bir kere ben şunu yapardım 60 derece var 90 derece var şöyle bir 30 derece Gördün mü? Sonra zaten 60 derece olduğu için 120, E açısı da 30 derece. Lazım olursa bu eşitliği kullanırım. Buraya A diyorum, buraya A diyorum. Hatta 60 derece, 30 derece. Sonra e, 60'ı gördük. Başka ne diyeceğiz? E, dikkat edeceğimiz şey, ikizkenar üçgen olduğu için D açısı 30 derece. Soruda vermiştim. E güzel bir görüntü oldu. 60 derece, 30 derece. Demek ki şu D, E, C üçgeni de artık bu 30 ile işim kalmadı şu anlık. 1, 30, 60, 90'mış. Geriye kaldı 90. Bunun sayesinde A ise 90'ın karşısı ne oldu? D, C, 2, A. O zaman D, C, 2, A. C, K, A, 3, A eşittir 24. A, 8 oldu. Bütün bunları niye bulduk? Hocam X'i soruyor yine bak. Hep ama alışıyorsun değil mi artık? E, amacım, hedefim önce verilenleri bir kullanmak sonra o x en kolay kısmı için. Bakalım gerçekten de öyle olduğunu gör. Şimdi burada a'yı ne bulduk biz? 8 bulduk değil mi? A 8. Burası 8. Daha sonrasında 3 olduğu için 90'ın karşısı ne olur? 30'un karşısı 3 ise 90'ın karşısı 6. Demek ki eşkenar üçgenin bir kenarı neymiş? 6 8 14. 14 8 daha 22. x'e ne kaldı? 2. Yapman gerekenleri yaparsan zaten geliyor cevap. Evet, bir katlama sorumuz. Eşkenar üçgen biçimindeki karton FD ve GE boyunca katlandığında B ve C köşeleri sırasıyla E ve D köşeleriyle çakışmaktadır. Buna göre ABC üçgeninin çevresi kaç birimdir? Evet, bakalım. Şimdi katlandığı zaman yine şeklin üzerindeki doğruya geliyorsa neye dikkat etmen lazım? Bak göstereyim bir seferlik bir daha baştan. Şimdi katladığın zaman B E'ye gelmiş. E bu nasıl mümkün? Katlamada açı değişmez ya alfa alfa. Bak yine başa döndük. 2 alfa 180 alfa 90. Bu yüzden doğru üzerinde katlamalarda otomatik ikizkenar üçgen çıkıyor. FE ile FB birbirine eşit geldi. Sonra bak olaya gel şimdi. Bunu yine böyle birleştirdiğini düşün. Hatta dur rengi de alayım. Bak şimdi aldık bunu bu, böyle birleştirdik. E katlamada EC ile DE eşit oldu. Hakikaten BD, DE, EC üçü birbirine eşit olmalı ki. Aynı noktada çakışsınlar bu şekilde farklı yerleri böyle taşan kısım yok, içeride kalan kısım yok. Böyle oldu. O zaman 90 derece oldu X kenar üçgen. E katlamada çünkü ne diyorduk? Açı değişmez. O zaman 2 alfa 180 alfa 90 oldu. Bunlar böyle birbirine paralel geldi. Şimdi eşkenar üçgen olduğu için zaten 60 derece de olduğu için A 2A A 2A görüyor musun? O zaman AF ile eşkenar üçgen olduğu için AG eşit oldu. Ben o zaman şunu söylerim bak AF ve AG'ye eşit kenar kaldı çünkü bak bu da 2A, bu da 2A görüyor musun? Böylece AFG de eşkenar üçgen olur. Yapalım o zaman. Birleştirdim bu şekilde. Şimdi eşkenar üçgen olduğunu gördüm. Bu AFG'nin ne diyeceğiz orada? Soru bize ne de vermişti? 3. Tamam o 3'ü nasıl kullanabilirim? Eşkenar üçgen olduğunu gördük güzel de. Bak şunu yapacaksın. Sağ tarafta artık onu görelim. Ne oldu? 60 dereceden dolayı 30 derece. Sağda da gösteriyorum. 30 derece. Şimdi ben ne anladım? 90 Sonra burası 90, burası 90. E bu arada bu açı ortay üzerinde değil mi? Bak şuna dikkat et. Şimdi buradan devam ettirdiğim zaman bu açı ortay değil midir? Nasıl yani hocam neye göre anladık? Şimdi şuna dikkat etmen gerekiyor. Yukarıdaki bir eşkenar üçgen değil mi? Aşağıda da böyle dikdörtgenin bütün köşegen parçaları eşittir arkadaşlar. Aşağıda da ikizkenar üçgen var. İkizkenar üçgenlerin tabanları aynıysa ne demiştik? Bu bir açıortaydır. O yüzden tartışmasız. Bu AT dersem paralel olur karşı kenara. Buraya da paralel olur üçgen o zaman ne geldi? Bak 3 oldu. O zaman 90 derece. Sonrasında şuna dikkat et. 60 yöndeş açıdan 60 bak ne kaldı? 30. Bu sayede de AG ne oldu? Köküç oldu. Şimdi artık AG kök 3 ise eşkenar üçgenden dolayı FG de kök 3. Dikdörtgenden dolayı karşı kenar kök 3. Kök 3 ve kök 3. Demek ki arkadaşlar bir kenarımız burada 3 kök 3 oldu. Çevreyi soruyordum size 9 kök 3 diyeceksiniz. Bu soruyu ben bir ikinci yoldan da denemek istiyorum ya. Yani şimdi sonuçta yazarken ve çözerken sonra bir daha anlatırken ki çözerken ki hissiyat farklı oluyor e, şu anki çözdüğüm yolun üzerine bir şey daha katabileceğimi düşünüyorum. Bak birlikte yine bakalım tamam mı? Şöyle eski haline getiriyorum. Bir de o yöntemimizle yapalım. Yani klasik yöntemimiz eski haline getirme yöntemi. Katladığımız zaman B, D sonra bak DE tamam. Sonra katladığım zaman DE buraya göre evet en azından burada yine aynı demin yaptığım gibi. Ne görmüş oldum? BD, DE, e, eşit olduğunu gördüm. Sonra devam edelim bakalım. Burada katlamada tabii ki açı değişmez. Şöyle bir açı ortay. Katlamada açı değişmez. Aynı uzunluğa sahip olduğu için bak oradaki açıyı değiştirmiyorum. Zaten 60 derece, 90 derece, 30 derece, 30 derece. Yine böyle 30 derece, 60 derece, 90 derece diyorum. Daha sonra ne diyeceğim? Burası 60 derece katlamadan dolayı. Açı değişmez 60 derece. Şöyle iki parça birbirine eşit oldu. Bunlar birbirine eşit. O zaman muhteşem üçlen tabii ki ne oldu? Hemen görelim. Burada FT diyeyim. FT ile de yine aynı şekilde muhteşem üçten TG eşit. Şimdi işte mevzu geldi yine. AF ve AG. Bu şeklin adı. Şöyle bir yapayım. Hemen yine göstereyim bak. AF ve AG eşitliği. FT ve TG eşitliği. İki tane ikizkenar üçgenin tabanları ortaksa bu deltoittir ve kesinlikle açı ortaydır. Bu şekilde o zaman 30, 30 oldu. Yine her türlü bak ben burada yine şunu görmüş oldum. Zaten yine burası böyle devam ettirdiğim zaman 60 olduğu için 120. Cidden burası 30 dereceymiş. Hakikaten demin yaptığımız gibi 3 ise AG böyle bak köküçmüş. Yani yine aynı yere vardık aslında bu noktadan sonra. Devamı gerisi aynı olacak ama Demin yaptığımdan bağımsız olarak bir tane daha böyle AG'nin kök 3 birimi olduğunu göstermek istedim doğrusu. Böyle söylemiş olayım ve yolumuza devam edelim. Şimdi eşkenar üçgen biçimindeki tel kırmızı renkli köşesinden açılarak bir kenarı yeşil köşesi etrafında saat yönünde 30 derece döndürülüyor. Buna göre üçgenin çevresi kaç birimdir? Hemen görelim o zaman. Bir önce kendin dene ne yapmışız? 30 derece böyle döndürmüşüz. O zaman döndürmede asla uzunluk değişmez. Aman dikkat. Eşkenar üçgen olduğu için buralar 60'ar derece yine. Şöyle yapalım. Ve 75 derece. 75 derece döndürmede. Dediğim gibi şu parça buraya geldiği için uzunluğun değişmediğini ve ikiz kenar olduğunu görelim. Buradaki 2 üç kökkiden yararlanarak üçgenin çevresini bulacağım. O zaman Siyah kenarlardan bir tanesini nasıl bulabilirim? 30, 75, 75 var. Şimdi 75'ler çok ordu güzel bir görüntüye sahip değil. Bir yoldan göstereceğim zaten ama şimdi bir bakalım. Ee, burada ikiz kenar bir dik üçgen oluyor ya. Şunu bir denemek istiyorum. Olmazsa bir yoldan göstereceğim zaten, merak etme. Bak, sonuçta 60, 30 daha 90 ne güzel ikiz kenar dik üçgen oldu burası. Şöyle 45 derece, böyle burası 45 derece şu açıya 15 kaldı. 75 olduğu için bu açıya 30 derece kaldı. Hatta 30-75 dikkat et bak. 30-75 doğal olarak ne geldi? Şöyle açımız da 75 derece oldu. Bundan sonra ne söylerim? 3 kök 2 olduğu için ikiz kenar üçgen 3 kök 2 dedim. Artık 3 kök 2'yi gördükten sonra ne söyleyeceğim? 45 varsa 3 kök 2 varsa hemen yapıştırırım buradan 45-45-90'a. Görelim. Bu şekilde yapıyorum. 3, 3. 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı nedir? 3 kök 3'tür. Doğal olarak 3 artı 3 kök 3 geldi. Siyah kenar. Bundan 3 tane var. 9 artı 9 kök 3 oldu. Bu şekilde bak bunu da böyle söylemiş olayım. Normal klasik üçgen bilgilerimizle gerçekten soruyu getirdik arkadaşlar. Yalnız burada size ekstra bak müfredat dahilinde olmayan bizden... ÖSYM kendi kesip yapıştırıyor ama bizim kesip yapıştırmamızı ya da içeriden böyle üçgenler falan bölmemizi beklemiyor. Ben sadece ekstra bir ufuk açsın diye bir yol göstereceğim. Demin zaten şunları 75 bulduk ya. Şurayı. 75, 75, böyle 30 değil mi? Demin zaten yaptım ama gördün nasıl olsa güzelce çözdüm. Şimdi kendim şunu diyorum. Hiç o 45 muhabbetine girmeden başka zaman da olsa aklında bulunsun. 30, 75, 75 üçgeninde başka zamanda kendin böyle bir 75 buradan kopartırsan. Normalde müfredat yok ama hani koparttık şunu gör diye. Burası 30 oluyor bak burası 45 oluyor. Yani başka bir zamanda 30, 75, 75'in tabanını bildiğin zaman ikiz kenar bir üçgen olacak şekilde 30, 75, 75 yaptığımızda burada şöyle yine bir üç kök 2 elde ediyorum. Bundan sonrasında gerisi zaten aynı. Yine 45, 45, 90 üçgeni 3, 3, 3, 3 3 geldi. Bunu da ekstra olarak söylemiş olayım. Devam edelim. Son sorumuza geldik artık. Güzel bir soru. Önce sen deniyorsun şimdi bunu. Yukarıdaki eşkenar üçgen biçimindeki uyarı levhasının bir kenarı zeminle paralel ve tepe noktasından geçen direği zemine dik olarak yerleştirilmiştir. Rüzgarın etkisiyle direkt devrilip levha zemine değdikten sonra şekildek gibi durmuştur. Buna göre x y farkı kaç derecedir? Hemen deniyorsun. İyi bir soru. Şimdi soruda cümleler bu tarz böyle anlatımlı sorularda çok dikkat edeceksin. Kelimeler, cümleler önemli. Birincisi zemine dik tamam. İkincisi şu zemine paralel. Bunun bana katkısı ne olur? Zemine dik çubuktan devam ettirdiğim zaman kalın göstereyim onu. Şöyle devam ettirdiğim zaman ne olacak? 90 derece tamam burası. E burası 30 derece. Evet güzel. Bu sayede ne oldu? Hemen şöyle göstereyim. 30, 102 daha. 132 o zaman bak 48 dereceymiş kalan açı. Bak bu sırf basit bilgi bile Sorunun çözümü için kurtarıcı. 48 geldi. Döndürmede uzunluk değişmez. Başlangıçta buradaydı. Direkt nereye geldi? Buraya geldi. O zaman 48, 48 oldu. Doğal olarak şöyle bir 48 derece elde ettim. 48, 48 daha 96. Geriye kaldı 84 derece. Zemine dik olduğu için burası da böyle 6 derece oldu. Şu an bak böyle görünen bu işlerle mevzuyu hallettik. Sonra ne diyeceğim? Y'ye yakınlaştık gel şöyle direkt zemine e, eh pardon şeye dikti ya haliyle ne oldu bak burası 90 derece olmaya devam ediyor. O zaman yine devam ettirelim. 90 derece olduğu için tabii ki şu mavi açı 30 derece çünkü yükseklik aynı zamanda kenar ortay ve açı ortaydır. Artık iki iç bir dıştan şu mavi üçgende gördüğün gibi y artı 6 eşittir 30. Buradan da y'ne geldi 24. Y'yi bulduk. Tamam güzel. Sonra 30 dereceyi de bak burada devam ettir. 30 derece. 48 derece daha 78. Şöyle x'e ne kaldı? 102 derece. O zaman x buradan 102. Y 24. Farkları 78 derece oldu. İşte bak bu şekilde e, güzel bir açı sorusu. Eşkenar üçgende de bu arada tabii ki zemine dik olduğu için ve karşı kenarda zemine paralel olduğu için tabana inen dikin açı ortaya olduğunu görmek basit ve yeterliydi. Bu soruyla birlikte eşkenar üçgene nokta koymuş oluyoruz arkadaşlar. Eşkenar üçgenden sonra ne demiştim bak bu konular evet tamam buraya kadar iyi güzel hoş temeli oluşturmak için çok önemli konular. Bundan sonra ama önceki konuları bildiğimizi varsayan ve yeni üzerine bilgiler kattığımız artık daha fazla bilgiyi de göreceğimiz ve yeni yorumlarda göreceğimiz konulara başlıyoruz. Yeni bir sayfa açıyoruz. Açı ortağıyla yolumuza devam ediyoruz. Görüşmek üzere.